Başlatalım lütfen. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli hocalarım, sevgili katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Otizm Spektrum Bozukluğunu Konuşuyor konulu webinarlarımızın dördüncüsüyle sizlerleyiz. Bugün Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Necdet Karasu hocamız bizlerle birlikte otizm spektrum bozukluğunda bütünleştirmeyi bizimle paylaşacak, bütünleştirme konusunu. Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hacı hocam. Şöyle sesimi açayım önce. Sanıyorum başlıyor. Hoş geldiniz demek isterim. Katılımcılara da hoş geldiniz demek isterim. Çok güzel bir söyleşi olacak yine. Biliyorum, tahmin ediyorum, konuşmacıyı tanıyorum, sizleri tanıyorum. Şeyin sonunda hocam herhalde sorularınızı oturumun sonunda yanıtlar ya da anında yanıtlar. Bütünleştirme konusunda Necdet Hocam son yıllarda çok önemli proje ve çalışmaları var. Dolayısıyla bu konuda dinleyebileceğimiz ender bilim insanlarından olduğu için rica sağ olsun. Görüşlerini, deneyimlerini, yaşantılarını, bakış açısını sizinle. Ben çok teşekkür ediyorum. Necdet Hocam dilerse eğer konuşmanın başında kendini tanıtabilir. Hatta kendisi çok yakından tanımayan öğrenciler, akranlar, katılımcılar, meslektaşlara da iyi olur diye düşünüyorum. Söz sizde Necdet Hocam. Buyurun lütfen. Vallahi hocam heyecan yaptım şimdi. Hafta sonu ben de sizi dinledim öğrenci kongresinde. Siz orada konuştunuz, anlattınız. Siz konuştukça ben çarşamba akşamı ne anlatacağım? Şimdi konuşacağım odaya gireceğim. Ne yapsam ne yapmasam aslında bir şey yok yapacak ama konuşacağız inşallah. Şimdi Elif Hoca'yı izledim. Elif Hoca'ya dediniz, hocam biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Elif Hoca tanıttı. Geçen hafta Yusuf'u izledim. Evet. Yusuf kendini tanıttı. Ben bir haftadır düşünüyorum ben şimdi ne diyeceğim diye kendimi nasıl tanıttım. Şimdi çok basitçe söyleyeyim. Instagram paylaşımlarımda görmüşsünüzdür. Yani ben gözlük kulak, burun. Sabaha kadar burada konuşabilecek bir adamım ama onun dışında kimime biraz daha belki tanımayanlar için söyleyeyim. 92 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim bölümünde öğrenci olarak başladım. 96 yılında orada mezun olduktan sonra 97 yılında sanırım 97'ydi. Yüksek lisansa başladım. Bir dönem sonra bırakıp Amerika'ya gittim. Bir 7 sene orada kaldıktan sonra 2006 yılında geriye döndüm ve Gazi Üniversitesi'nde 14 yıldır hoca olarak çalışıyorum. Soranlara doğma büyüme Gazi'liyim diyorum. Böyle bir tuhaf durum oldu artık. Yani hayatımın yarıdan fazlasını Gazi ile birlikte geçirmiş durumdayım. Nasıl bir şey diye sormayın, tarif edilmez. Yaşanmasını da tavsiye etmem. Yol yakınken derim bazı arkadaşları, şu anda listedeler ama onlar düşünsünler bunu, düşünsünler. Neyse ben ufak ufak müsaadenizle başlayayım. Çok fazla Buyurun. uzatmayayım. Ben elimden geldiğince bu gece bir saat İşte taş çatlasa 1 saat 15 dakikaya sıkıştırmaya çalışacağım ama bir konuya çok inanmadığım için arkadaşlardan bir ricam olacak. Bu bir mesleki gelişme oturumu değil. Yani burada ancak istişare yapmak ve birbirimizi daha iyi anlayabilmek, bazı şeyleri daha rahat konuşabilmek için burada bulunuyorum ben. O nedenle size çok çok büyük bir şeyler vaat edemem. Bu bayağı bir ikiyüzlülük olur. O nedenle ben elimden geldiğince son birkaç senedir bilhassa yaptığımız şeyleri ve kafamızdaki düşünceleri sizinle elimden yani nasıl söyleyeyim ortaya koymaya çalışacağım. Siz ne dersiniz artık bir şekilde kendi aramızda anlaşırız. Anlaşamadığımız yerde birbirimizi yakaladığımız yerde döver miyiz, söver miyiz artık buluruz bir yolunu. Efendim, OSB ve bütünleştirme, sınıf içi öğrenme ortamlarının desenlenmesi gibi bir konuyla gireceğiz. Ama bir süredir bildiğiniz üzere yani birçok arkadaş herhalde önce şu. Şimdi Hatice Hocam ben müsaadenizle öncelikle bunu katılımcılara göstermek istiyorum. Şundan dolayı ben Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni otizm niye yazıyor yukarıda ya? Onu fazlalıktan kopyalamışım oraya. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni gerçekten takdir ettiğim bir yer. Siz ve ekibinizle
Evet, gerçekten güzel çalışmalar yapmaya çalışıyorsunuz ama kenardan izleyen bir kişi olarak söyleyeyim, bana göre daha çok tanınmanız gerekiyor. Daha fazla insan sizden duyması gereken şeyler var. O nedenle ben bugün beni mazur görün ama böyle bir şey yaptım. Facebook hesabınız, Instagram'ınız. Bu arada merkezin YouTube hesabı da var arkadaşlar. Onu da yazarsanız YouTube'da çıkıyor. Videolar orada da paylaşılıyor. Orada izleyebilirsiniz. Ama lütfen takip edin. Faydalanacağınızı düşünüyorum. En azından benim burada bir saatte size söyleyeceğimden daha fazlasını orada bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Çok daha fazlasını bulursunuz. Şimdi hemen devam ediyorum. Öncelikle bir soru. Ben kimlerle karşı karşıyayım? Şu an itibariyle içeride 120-130 kişi arası var. İniyor çıkıyor bu. Ben de daha hocam da YouTube hesabını paylaştı. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Silido.com diye bir yer var. Lütfen oraya gidip orada şurada gördüğünüz gibi bir şöyle yapacakmışım. Burada bir kod girerek kim olduğunuzu işaretleyebilir misiniz acaba? Ben de kendim de hesabı açıp oradan izleyebiliyor olacağım. Ve 3 tane sorum olacak size. Bunu yapabilirseniz şu anda gelen cevapta bir tane oy gelmiş. O da özel eğitimciymiş arkadaşlarım. Birazdan o artar. Neden bunu soruyorum? Şunun için soruyorum. Benim çok aşırı derecede yapılandırılmış bir sunumum yok bu gece. Sunumum içerisinde katılımcı özelliklerine bağlı olarak sağa sola kayma durumlarım söz konusu olabilir. Ve kendimi ayarlayabilmek için içeride kimin olduğunu bilmemde fayda olduğunu düşünüyorum. İçeride kimin olduğunu bilmemde fayda olur. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Tekrar bakıyorum. Oley! 26 oy geldi. Özel eğitim öğretmeni ve özel eğitimci öğrenci ve öğretmen sayımız hızla artıyor. Hiç sınıf öğretmenimiz yok. Diğer rakamı da gittikçe artıyor. Güzel. Bu rakam altta dursun. Ben buradan takip edeceğim. Çok teşekkür ederim oy kullananlara. Daha da kullanmaya devam ederseniz memnun olurum. Şimdi neden bu soru önemli? Çünkü bütünleştirme dediğimiz konu son birkaç senedir bilhassa karşımıza bir karmaşa mı diyeyim, bazı noktalarda hengame mi diyeyim, bazı noktalarda görüş ayrılıkları şeklinde mi diyeyim ama bir grup anahtar terimin tartışılması şeklinde gelmeye başladı. Biliyorsunuz yıllarca biz kaynaştırma kavramı üzerinden gittik. Bizim öğrenciliğimiz zamanında da bu vardı. Hiçbir zaman ne olduğunu tam olarak anlamadığım bir şeydi. Yani bir temel eğitim sınıfında özel eğitim uygulamasının nasıl olduğu veya olabileceğiyle alakalı olarak her zaman kafamda bir soru vardı. Ve daha sonradan ben bunu bütünleştirme olarak gördüm. Yani biliyorsunuz yönetmelikte de kaynaştırma çizgi bütünleştirme diye gelmeye başladı. Sonra fark ettim ki Milli Eğitim Bakanlığı kendisine eğitici eğitmenleri yetiştirmiş. Onları sahaya göndererek öğretmenlere kaynaştırma ile bütünleştirmenin farkını anlatmaya çalışıyormuş. Sonra bir de bir kavram daha çıktı ortaya. Kapsayıcılık. O da güzel. Allah bereket versin. Hadi gidiyor. Güç etti. Bakalım daha ne gelecek diye konuşurken. Bakalım bu arada kaç kişi olmuş. O öğrenci sayımız hızla artıyor. 62'ye çıktı o kullanan sayımız. Neredeyse katılımcıların yarısı öğrenci. Ve böyle 3 tane kavram ortaya çıktı. Şimdi bu kavramlar birbirinin yerine mi, birbirinin dışında kavramlar mı konusu önemli bir konu. Ama benim asıl sormak istediğim şey şu. Bu kavramlara gerçekten ihtiyacımız var mı? Bizim eğitim yapıyorken, özel eğitim ilkelerini düşündüğümüzde karşımıza çıkan bir konu var. Ya da bizim temel ilkelerimiz var. Yani Türkiye'de özel eğitimin görece olarak en eski eğitim veren kurumları işte Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi gibi kurumlarda benim bildiğim kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı biz aynı şeyleri konuşuyoruz. Farklı şeyleri konuşmayız. Yani sonuçta özel eğitimi bilim alanı olarak ve öğretmen yetiştirme alanı olarak konuşuyoruz ve temel prensipler konusunda hemfikiriz. Ve bu hemfikirlik içerisindeki en önemli noktalardan bir tanesi de eşitlik ve adalet kavramları. Şimdi Slido'da lütfen ikinci bir kere daha kodu girip orada farklı bir sorumuz var. Bu arada evet neredeyse yarı şeklinde şöyle gidiyor. İkinci sorumuzu lütfen oylamaya başlayın derim. O gelmeye başlamış. Size göre eğitimde eşitlik ve adalet olduğu sürece kavramların önemi ne kadar olabilir sorusundan sonra Slido'da bir soru sordum. O soru da şu.
Bütünleştirme için size göre anahtar kelime nedir? Bu 7 tane oy gelmiş, başlamış. Lütfen 8 etti, kullanmaya devam edelim. Anahtar kavramları konuşuyoruz. Şimdi bir eğitim ortamı hayal etmeye çalışacağız bu gece. Ben kafamda genel anlamda hayal etmeye çalıştığım şeyi konuşacağım. Sizler sonuçları göremiyor olabilirsiniz ama ben yavaş yavaş 3-5 tane sonuç okumaya başlayayım buradan. Uyarlama, eşitlik, normalleştirme, erişebilme, eşitlik, destek eğitim, birlik, anlayış, kapsayıcı eğitim, fırsat eşitliği, öğretmen, fırsat eşitliği, evrensel desen, kapsayıcı eğitim, genişletme, aidiyet, eşit erişim, özel eğitim öğretmeni, toplumdan kopmama, farksızlık. Aa, bunu ilk kez duydum. Farksızlık, güzelmiş. Birlik, beraberlik, bireysel farklılık, adalet, güzel. Bütünün parçası olmak. Olağan gibi görme, farklılaştırmama. Şimdi burada özel eğitim alanında ya da özel eğitim hizmetlerinin sunulabilmesi için birkaç tane anlayış var. Ve son yıllarda biz bu kavramları konuşurken sıklıkla adalet kavramı üzerinde durmaya başladık. Adalet kavramı üzerinde durmaya başlamamızın temel nedenlerinden bir tanesi de şu. Özel eğitim veya genel anlamda eğitimin tüm çocukların hakkı olduğu. Yani bizim ülkemiz için konuşacak olursak, ben evrensel boyuttan bakmayacağım, doğrudan kendi ülkemizle alakalı olarak konuşmaya çalışacağım. Bizim ülkemizde geçici koruma statüsünde dahi olsanız, TC kimlik numarasına sahip olduğunuz sürece tüm vatandaşlarımız eşittir. Ve bu çocuklarımız otomatik olarak anayasanın ve uluslararası anlaşmaların gereği ve diğer ilgili mevzuatın gereği olarak eğitim hakkına sahipler. Fakat bu eğitim hakkının nasıl sunulabileceğiyle ilgili olarak devletin kendi içerisinde ayırdığı seçenekler var. Buna ayrıştırılmış eğitim deniyor. Ondan sonraki parçanın ne olduğuna bir türlü karar veremiyoruz işte. Bizim kırıldığımız noktalardan bir tanesi o. Ayrıştırılmış eğitim burada. Çok güzel bir şekilde duruyor. Elimizde bu var. Ama onun karşılığındaki konunun ne olduğu önemli bir soru haline geliyor. Şimdi burada iki tane şey var. Bir, onun karşılığı diyoruz. Ayrıştırmanın karşılığı. Bunlar karşılık mı? Alternatif mi? Seçenek mi? Öncelikli olarak burada durmamız gereken şeylerden birisi bu. Bunu bir aklımızda tutalım. Oraya 72, 57 tane oy kullanılmış, akıyor, akıyor maşallah. Oo, bizim çeşitlenmiş iyice. Bazıları aynı geliyor. Bir araya getirme, beraberlik, güzel güzel fırsat adaleti, saygı, beraber anlamlı olmak, ayrıştırmama, etiketleştirmemek, bütünlük, evrensel tasarım, toplumsal eşitlik, herkesin aynı yerde eğitim alabilme, herkesi var etme. Güzel, harika şeyler geliyor. Teşekkür ederim. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında çerçeveyi söylüyorsunuz ama kendi içerisinde nereye odaklanacağımızla alakalı soru işaretlerinin de devam ettiğine dair küçük ipuçları veriyorsunuz. Şunu dedik, ayrıştırılmış eğitimin karşısında alternatif mi, seçenek mi? Ya da başka bir şey mi? Ya da biz çocuklarımıza önerirken ne öneriyoruz? Orada önerdiğimiz şey acaba özel eğitim mi, başka bir şey mi? Bunu birazcık konuşmaya çalışacağız. Siz lütfen 85714 koduyla girmeye devam edin. Bunlar güzel geliyor. Çok harika gidiyorsunuz. Oradan birkaç tane daha şeyler söyleyecek devam edersek bakacağız da. Tekrar ben geri döneceğim oraya sizin için. 59 olmuş. Şimdi geçen benim Twitter hesabım da açık. Instagram hesabım da açık. Bana göre buradaki en önemli şeylerden bir tanesi bizim Cumhuriyet kurulduğundan beri anayasamızın tüm anayasalarımızda ve zaman içerisinde değişse de tüm eğitim yasalarımızda sürekli olarak vurgulanan ama bir türlü öne çıkarılmayan bir özelliğimiz var. O da şu, biz fırsat eşitliği kavramına çok vurgu yaparken yasamızın içerisinde sıklıkla fırsat adaleti kavramına da vurgu yaparız. Ve bu adaletle alakalı konuyu hafta sonu öğrenci kongresini izlediyseniz eğer, Hatice Hocam'ın oturumunu izlediyseniz eğer, Hatice Hocam orada çok güzel bir bisiklet örneğiyle gösterdi. Herkes o tahta perdenin arkasından bakan görüntüyü kullanırken, Hatice Hocam 4 tane bisikletli koydu. Küçük bisiklet, büyük bisiklet, tekerlekli sandalyedeki kişi için bisiklet derken,
harika bir görsellikle şey koydu ve orada adalet kavramına vurgu yaptı. Şimdi ben bir de blog sayfam var maalesef. Arada sırada istifra şeklinde orada çok bunaldığımda yazıyorum. İyi geliyor bana, bir tür terapi gibi. Bu korona günlerinde evde kendi başına tavandaki lekeleri sayan bir adam olmaktansa dedim bari ara sıra bir şeyler yazayım. Kendi kendime terapi gibi iyi olur dedim. Bizim Gazi Engelsiz Eğitim grubu da kalkmış. Benim oradan paylaşım yapmış. Sonra da bana mesaj atmışlar. Diyorlar ki hocam sizin şeyinizi paylaşabilir miyiz? Bir an kala kaldım. Ya bunlar ne bulmuşlar, neyi paylaşıyorlar diye. Okudum. Dedim bunu ben mi yazmışım? Sonra cümlenin absürtlüğüne baktım. Dedim kesin ben yazmışım. Efendim fırsat adaleti dediğimiz şey bir ihtiyacı olana, ihtiyacı olan biri vermek. Yani bir ihtiyacım var. İki değil, yarım değil, çeyrek değil, bir taksim, bir tam iki değil, bir tam 1/4 değil, başka değil. Benim bir ihtiyacım var. Ve o ihtiyacımı elde etmeye ihtiyacım var. Bu kadar. Bunun ötesine hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu da bir ölçüte göre değerlendirildiğimiz anlamına geliyor. O ölçüte acaba ne olabilir? Benim için ne olabilir? Şimdi kapsayıcı eğitim temelde bizim eğitim yasalarımızda inanılmaz şekilde yer alıyor dedim ve bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi şu. Bizim tüm mevcut yasalarımızda, Cumhuriyet tarihindeki tüm mevcut yasalarımızda şunu söylüyoruz. Bireylere ilgi ve istidatları dahilinde eğitim verilir. Bireylere ilgi ve istidatları dahilinde eğitim verilir. Yani doğrudan doğruya eğitimin kişilerin bireysel özelliklerine odaklanması gerektiğini söyleyen bir eğitim yasamız var. Bizim eğitim anlayışımızın zaten otomatik olarak ne kapsayıcı olarak adlandırılması gerekiyor, ne bütünleştirme olarak adlandırılması gerekiyor, ne de bir şey olarak adlandırılması gerekiyor. Bizim bir eğitimimiz var ve biz bu eğitimi çocuklarımızın ilgi, istek, gereksinim ve en başta da özellikleri dahilinde çözmemiz gerekiyor. Yani çocuğu anlayarak bu işi onlara göre halletmemiz gerekiyor. Temel noktalardan bir tanesi bu. Ben onun bir destek ihtiyacı olabileceği mantığını kafamda kurarak devam etmem gerektiği anlamına geliyor. Bu arada 69'a çıkmış cevaplarımız ve muhteşem. Ortak özellikler, birleştirme, yüksek nitelikli eğitim, her öğrenciye ulaşma, saygı ve eşitlik, temel hak, her anlamda eşitlik, ayrıştırılmış eğitimin panzehiri. Bunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Panzehir mi? Karşılık mı? Ayrıştırma bir zehir mi? Bu soruların hepsi istişare konusu. Yani Hollanda'da katıldığım bir oturumda İtalya tam bir kaynaştırma uygular. Hiç ayrıştırma yoktur. Ayrıştırmış eğitim ortamı yoktur. İtalyanlar her zamanki gibi cıvıklık yapıp bir kavga çıkardılar. Ve Hollandalı öğretmeni sizin ülkeniz niye ayrıştırıcı eğitim kullanıyor diye azarlamaya başladılar. Hollandalı öğretmen sakin sakin dinledi ve arkasından çok basit bir şey söyledi. Biz çocuklarımızın alternatifleri olmasını tercih ediyoruz dedi. Bu bir politikadır. Ülkelerin politikaları, ülkelerin mevcut şartları altında belirlenir. Tümden bütünleştirme, kapsayıcılık ya da kaynaştırma yapabileceğiniz bir eğitim politikanız da olabilir. Veya ayrıştırma kullanabileceğiniz bir politikanız da olabilir. Yani bu tamamen ülkenin verebileceği bir karardır. Ama bizim gönlümüz, yani benim kişisel olarak gönlüm maksimum oranda çocuğumuzun akranlarıyla kendilerine yakışan nitelikli eğitimi kendi gereksinimleri doğrultusunda, kendi özellikleri doğrultusunda alıyor olmaları. Ve bunun için de çok basit şeylere ihtiyacımız var. Yani sınıf içerisindeki durum çok basit şeylere bağlanabiliyor. Şimdi yavaş yavaş o tarafa doğru geçeceğim. Yani belki görüyorsunuzdur, benim sadece 11 tane yazım var. Bunun anlamı şu, bol miktarda kelime savuruyor olacağım, çok fazla konuşuyor olacağım. Benim kendi öğrencilerim buna alışıktır ama beni çok tanımayanlar istediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Chat kısmında soru atabilirsiniz. Yani buradan bir şekilde karşılıklı olarak cilveleşebiliriz. Benim için hiç problem yok, lütfen rahat olun.
Tamamen benim konuşmama bırakmayın konuyu. Arada sırada çayımızdan da bir yudum alalım. Şimdi ben yavaş yavaş kapsayıcı eğitimde neler anladığımıza, neler temel mantık olarak nelerin üzerine kurguladığımıza ufak ufak kurmaya çalışacağım. Ama bunu yaparken örneklere de gideceğim geleceğim ve bunları örneklediğim yer ağırlıklı olarak bu proje olacak. Eğitimde Birlikteyiz projesi. Onun da linkini koydum buraya. Eğitimde Birlikteyiz.org. Orada da materyaller var. Bu ayın sonunda inşallah bir aksilik olmazsa proje kapanacak. Ve Ocak ve Şubat aylarında çok büyük ihtimalle tamamlanmış olan raporları ve materyalleriyle herkesin elinde olacak. Orada eğitim materyalleri var, hikaye kitapları var. Orada mantık şu, tüm çocuklar için ne yapabiliriz'i oluşturmak var. Engelli grupları için herhangi bir şey yok. Engelli grupları tartışma konumuz değil. Orada bizim için tek tartışma konusu şu. Bir çocuk var. Bu. Bizim için tartışma konusu bir çocuğun vardı. O kadar. Onun üzerine kurgulayarak gitmeye devam edeceğiz. Şimdi bu projeden önce biz bir de bir AB projesi bitirdik. Bir Erasmus projesi bitirdik. O da okul öncesinde temel eğitim sınıflarında öğretmen yeterliliklerinin arttırılmasına dönük öğretmenlerle birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Bunun anlamı şu, Ankara'da ve diğer 6 tane şehirde ekiple birlikte bol miktarda sınıfa girdim çıktım ve bir sürü gözlem yapma şansına sahip olduk. 9 tane mi, 14 tane mi çalıştay yaptık. Çalıştay yapmaktan, seyahat etmekten dünya kadar kilo aldık otellerde kalırken. O kiloları atamadık, perişan olduk. Böyle komik bir 2 yıl geçirdik, çok yoğun. Tüm oradaki tecrübelerle birlikte, öğretmenlerle konuştuğumuz şeylerle birlikte gitmeye devam edeceğiz. Şimdi, hayal ettiğim sınıfta ben yüksek erişim istiyorum. Hayal ettiğim sınıfta ben yüksek katılım bekliyorum. Hayal ettiğim sınıfta ben desteği yaşayarak hisseden bir sınıf istiyorum. Benim için önemli olan kavramlar bunlar. Eğer ben bunları belli bir seviyede sınıf içerisindeki herkesin özelliklerine bağlı kalarak gerçekleştirebiliyorsam, o zaman ben hayal ettiğim sınıfa yaklaşıyorum demektir. Ve bu sınıfı o saatten sonra nasıl adlandırdığımız vallahi billahi hiç umurumda değil. O sınıf olsun da adını ister kapsayıcı deyin, ister kapsayıcı deyin, ister bütünleştirme deyin, ister kaynaştırma deyin, beni hiç ilgilendirmiyor. Sadece ve sadece o kaliteyi sağlayabilecek temel özellikleri oturtmaya başladığımızdan emin olmamız gerekiyor. Ve bunun için ilk şeyimiz erişimin yüksek olması. Bu gideceğiz oraya ama bu yavaş yavaş ben önce özür dilerim bir geriye döneyim. Eğitim, erişim, katılım ve destek kavramlarıyla bağlantılı olarak ne konuştuğumu bir anlatmaya çalışayım. Şimdi okul dediğimiz şey dinamik ve organik bir yapı. Ve bu dinamik organik yapı kendi içerisinde çok fazla tipte hücre barındırıyor. Bu hücrelerin bazıları bize ait, bazıları dış organizmalar. Biz hep birlikte yaşıyoruz. Bu organizmayı yaşarken işte aynı insan vücudu gibi, yani sindirim sisteminizdeki o bilmem kaç milyar bakteri bilmem ne vesaire, her birini bir çocuk olarak düşünürseniz her biri orada an itibariyle o bünyeye katkı yapabildiği gibi o bünye için küçük soru işaretleri oluşturabilen bir bakteri de söz konusu olabilir. Ama biz bunların bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde ve bir düzen içerisinde hayatta kalmasını sağlayabiliyor olabiliyoruz. Şimdi erişimden kastımız ne? Erişim dediğim zaman ilk akla gelen şeylerden biri tabii ki fiziksel erişim olacak. Mesela çocuklar binaya girişten tutun da sınıfın içerisindeki nesnelere nasıl eriştiklerine kadar. Mesela ne diyelim? Sınıflarda çocukların öğrenmesini sağlayan, mesela ilkokul sınıflarına gidin. 2 sene ziyaret ettik. Çeşitli yerlere gittik. Oralarda çeşitli örnekler gördük. Ben size söyleyeyim. Birkaç tane örnek söyleyeyim. Mesela okul öncesi veya ilkokul düzeyinde fark etmez. Gördüğümüz şeylerden bir tanesi, öğretmenlerin sınıflarda
çocukların faydalanabileceği kitapları bir dolaba koyduğunu ve bu dolapların kilitli olduğunu gördük. Mesela bu bir erişim engeli olabilir fiziksel anlamda. Çocukların zaten içeriye girmesi okullarımızın çok büyük bir kısmında standart tekerlekli sandalyeyi kullanabilme durumu bile hala soru işareti. 96 santimden geniş kapıya ihtiyacımız var ve bu da aşağı yukarı benim yaklaşık 5 karışım yapıyor. Okullara gittiğimizde ben bunu karış hesabı, yani orada ayıp olmasın denetliyormuş gibi metre açmamak için karış hesabıyla çaktırmadan tuttuğumda çok daha olduğunu gördüm. Maalesef bu tür şeyler bizde devam ediyor. Sınıflardaki metrekareler vesaireler, bunların hepsi bir soru. Ama asıl problem bu mu? Hayır. Asıl problem bu değil. Asıl problem çocuğun oradaki eğitime ve öğrenme fırsatlarına erişiminin sağlanması. Yani benim orada çocuğumla birlikte oturduğumda, çocuğumla birlikte bir şeyler yaparken çocuğumun kenarda mum gibi oturmasını engelleyen ve ona dönük onları içeriye çekebilecek şekilde bir şeyler sunabiliyor olmam öğretmen olarak onun erişimini garanti altına alan şey oluyor. Peki, 3 aşağı 5 yukarı herhalde buralarda kafamız ortaktır. Katılım ne? Katılımda yapmamız gereken şey az önce bahsettiğimiz o dinamik organizmanın, mikroorganizmalarının neler olduğunu hatırlıyor olmamız gerekiyor. Bunun içerisinde o okulun bir kültür olduğunu, o kültürün içerisinde kültürü oluşturan yapıların mevcut olduğunu ve bu yapıların birbiriyle yoğun etkileşim halinde olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ve bir kişinin yaptığının diğer kişileri nasıl etkileyebileceğiyle ilgili fikrimizin olması gerekiyor. Ve okul içerisinde kişilerin ne kadar o kültürün içerisinde olduğunun, kişilerin elde ettiklerinin kalitesini nasıl arttırdığıyla alakalı olarak da önemli ipuçlarımız var. Şimdi Necdet Hoca'nın garip cümleleri gene gelmeye başladı. Ben burada hemen şunu kısacık bir örneklendireyim. Katılım dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kelimelerden bir tanesi şudur. Ya da ilk aklımıza gelen şeylerden birisi şudur. Aile katılımı. Saygılar Sayın Hocam. Nasılsınız? Bizim çocuk bugün nasıl? Ha, bu arada yaşı, yani sonuçta belli bir yere varmış olan birisi olarak ben isterseniz şöyle söyleyeyim. Eski günlere göre iyi durumdayız. Ben şuna şahit oldum arkadaşlar. Babam beni okula kaydederken oradaki müdüre eti senin kemiği benim dedi. Ve bu akıl çıkarıcı bir şeydi. Bir an ürkmüştüm. Ve okulun birinci günü annem beni okula götürdüğünde 1.60 boyundaki okul müdür yardımcısının 5. sınıflara biçer döver gibi girdiğini gördüğüm andan itibaren okumaya dönük bütün isteğimi kaybetmiştim. Yani hasbelkader bugüne buraya geldim. Zaten babam, rahmetli babam, hiç inanmamıştı okuyacağıma da. Adam böyle son 15 sene tuhaf tuhaf suratıma bakarak geçirdi. Bu herif nasıl okuyor diye, ama olsun, önemli değil. Oradan yani tamamen teslimiyetçi bir ebeveynlik anlayışının dışında ebeveynlerin çocuklarının eğitimi hakkında katkıda bulunan ve söz sahibi olan bireyler olabilmesi. Ama bunun yanında diğer paydaşların da bunun içerisinde ne kadar söz sahibi olduğuyla ilgili olarak bir soru. Mesela ben buradan bir soru soracağım. Chat kısmında yanıt verebilirsiniz arkadaşlar. Sınıf içerisinde, yani eğer şeye bakacak olursam, bakıyorum birinci şeyimize, anketimize. Evet, neredeyse yarısı öğrenci görünüyor katılımcıların, ama öğretmen olan arkadaşlara sorayım. Acaba kaç arkadaşımız sınıf içerisinde kendi çocuklarına kendi eğitimleriyle alakalı olarak katkıda bulunma hakkını veriyor? Onların bu sürecin içerisine dahil olmasını şekillendirebilecek uygulamalara gidiyor. Onların söz hakkını ne kadar garanti altına alıyor? Mesela yaygın olarak yapılan bazı çalışmalarda bizim elde ettiğimiz sonuçlarda, yani bizim demeyeyim, akademi camiasının, ben pek oraya dahil sayılmam. Oradaki kişilerin ortaya koyduğu şeylerden birisi şu. Ailelerin çocuklarıyla beraber dahil oldukları eğitim programlarından sene sonunda değerlendirme yapıldığında
dahil olmayan velilere göre daha fazla kazanımın gerçekleştirildiği, ailenin, çocukların ve öğretmenin kendini düzenleme konusunda, hedefe kilitlenip o yönde hareket etme konusunda çok daha başarılı olduklarına dair şiddetli veriler sağlanıyor. 2005 doktor tezimden hala var hocam bu kilitli dolaplar. Hocam 15 yıl oldu Aysel hocam, hala var merak etmeyin. Emine hocam, Emine Yılmaz hocam, ben zorluyorum velileri, keşke onlar istekli olsalar. Şimdi Emine hocam, ne olur üstünüze alınmayın ama ben hani de projelere gittik geldik, orada ailelerle de çalıştık. Ailelerle çalışmalar yaptık, yüzlerce çalışma yaptık. Şimdi yukarıda rica ederim hocalarım diye Betül'ün şeyini gördüm. Mesela Betül Yılmaz da projenin parçasıydı, Doktor Betül Yılmaz bizim ana bilim dalından. Betül mesela Antep'te 600-700 kişilik bir aile semineri gerçekleştirmişti. Ve sınıflara girdiğimizde, ailelerle de veri topladığımızda bizim elde ettiğimiz ipuçlarından bir tanesi şuydu Emine Hoca. Davet etmiyoruz. Yani davet ediyoruz ama etmiyoruz. Onların dahil olmasını istesek de sıklıkla karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi benim alanıma kadar dahil olmalarına izin vermek. Şimdi İzmir'de bir çalıştaydayız yine. Öğretmenlerle çalışıyoruz. Orada çalıştay şeklinde gittiği için onlar materyaller ürettik. Onlar materyallerde işte grup etkinlikleri yapıyorlar. Biz de masaların arasında geziyoruz. Ben bir öğretmene gruba doğru yaklaştım ve o gruba doğru yaklaşırken planlama yapıyorlar. Konuşuyorlar. Öğretmen diyor ki çok işbirlikçi olduğunu anlatıyor. O kadar çok şey yapıyor. O kadar çok şey yapıyormuş ki. Bir hanımefendi zaten böyle bakımlı da bir hanımefendi. Eller, işte efendim yedili pırlanta setiyle beraber yüzükler böyle iniyor kalkıyor eller. Diyorum bir yandan hocanın dediğini dinlemeye çalışıyorum. Tamam gidiyor böyle. Onları o kadar çok davet ediyormuş ki. Ama bir yerde şunu dedi. Ben ne dersem diyeyim yapmıyorlar dedi. O zaman dönüp çok basit bir soru sordum. Hocam dedim, siz her dinleyen yapmak durumunda ya da her dinleyenin yapmak durumunda olduğu bir ortamdaysanız bunu gerçekten işbirlikli bir ortam olduğunu söyler misiniz dedim. Dınk diye kaldı. Ve döndü. Hocam şimdi anladım dedi. Bu onun için belki küçük bir uyanıştı. Bir küçük bir farkına varmaydı. Nirvana'ya ulaşma olduğunu zannetmiyorum ama olsun. Öğretmenimiz o gün ne yapması gerektiğiyle alakalı olarak küçük bir şey yaptı. Biz sahada şunu yapıyoruz. Bir inanç vardır. Adını söylemeyeceğim. Yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Onun batıl şeylere uygulamalar içerisinde şöyle bir şey vardır. Kişinin etrafına bir daire çizdiğinizde bir kişi gelip o daireyi bozuncaya kadar kişi o dairenin içinden çıkamaz. Ölümüne o dairenin içinde kalırlar. Birisi gelip o daireyi bulacak ki oradan çıkabilsin. Bazen benim gözlemim şu. Öğretmenlerimiz sınıflarını da dairelerinin içine alarak etrafını çiziveriyorlar. Ve öğretmenler velilerden şunu istiyor. Sen benim çizgime kadar gel, kenarda beni izleyerek bana katıl, benim istediklerime ve önerdiklerime yerine getir, buradan birlikte yürüyelim adımını kuruyor. Şimdi buradan birlikte yürüyelim değil. Ben yürüyeceğim, sen beni takip et demek. Takılma noktalarımızdan bir, ya Merve ne yaptın? Ben okur, nasıl okuyayım şimdi onu ya? Upuzun yazmış oraya Betül Ersin'de. Betül biraz daha kısa. Ben öğrenci... Ha, Betül tebrik ederim. Bu da çok iyi bir belirleme. Maalesef o çok gördüğümüz bir şey. Burada katında da aynı anda diğer bir boyut da var. O da müfredat. Müfredat ve çocuk arasındaki katılım. Mevcut müfredata ne kadar katılabiliyor? Ama burada önemli bir kırılma noktası var. O da şu. Acaba hangi müfredata göre çalışacağız? Ya da müfredatımız ne olmalı? Siz engeli olan bir çocuğu almışsınız. Temel eğitim sınıfına koyuyorsunuz. Hocam ya, yani öyle bir istekte bulunuyorsunuz ki Hatice hocam ben nasıl durayım böyle sabit. Neyse deneyim. Birazcık böyle çaylı duracağım. Turuma bakmayın. Tuhaf böyle mumya gibi oldum ya. Şimdi
buradan devam etmeye çalışayım. Sizin sınıf içerisinde temel eğitim sınıfındasınız ve orada sınıfınızda engel olan bir çocuk var. Ve bizim uygulamamız içerisinde temel eğitim var. Özel eğitimde bir sürü müfredat var, program var. Ne olduklarını tam olarak ben hala çözemedim ama olsun, bir sürü şey var. Şimdi Finlandiya'ya gittik biz bu proje babında. Orada bize bir iki tane sunu yaptılar. Sunulardan bir tanesinde şu vardı. Eğitim yasası, adamlar yeniliyorlarmış ve eğitim yasası iki sayfadan oluşuyor. 1,5 sayfası var. Yarım sayfası boşluk şeklinde duruyor. Adamlara dedim, niye boşluk şeklinde duruyor? Yani orada başlık var, gerisi yok. Biz şu anda test etme aşamasındayız. Testler sonuç verdiğinde yasayı ona göre tamamlayacağız dediler. Ben böyle kilitlendim kaldım. Heriflere bakıyorum tabii. Sonra bir müfredat örneği istedik. Bize bir müfredat çıkardılar. Şöyle sallıyorsun ya. Bir tane basit bir müfredat sallıyorsun. Son derece temel başlıklar var. Peki bu niye böyle dediğimizde eğitim bireysel dediler. Eğitim bireyselse, ana çizgiler ortadaysa ben hangi müfredatı takip eden engeli olan bir çocuğa göre kapsayıcı eğitim uygulaması yapacağım. Ya da bütünleştirme uyguluyor olacağım. Engeli olan çocuk hangi hedefleri gerçekleştiriyor olacak? En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Ve orada katılım göstermek durumunda olduğu nokta tipik bir müfredat uygulaması mı? Tipik müfredat uygulamasının kendisi için düzenlenmiş hali mi? Ve mesela bizim sahada yine çok sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi öğretmenlerimizin çok sık biçimde çocukların tipik müfredatı talep ed yani tipik müfredata uymaları gerekliliğini talep ediyor olmaları ve orada bunu diğer çocuklara evet olarak sunuyor. Kırılma, yine bir kırılma noktasıyla karşı karşıya kalıyoruz burada. Ben bireyselleştirilmiş eğitimin içerisinde, kendi ilgi gereksinim içerisinde katılım sağlayabileceğim şekilde özelliklere büründürülmüş bir program ve uygulama içerisinde yer almam gerekirken sabit bir cenderenin içerisinde hareket ediyor olmam beklenmeye başlıyor. Destek oda konusuna hiç girmeyeceğim Server. Ne olur orayı hiç açma. Her gün bir kızın öğretimine geçince veli sınıfa çağırıp evde nasıl desteklerini, nasıl çalışacağını, hangi madalyacılık öğretmesini istiyorlar, notları ona göre. Alime teşekkür ederim. Vallahi gurur duydum kızım. Çok teşekkür ederim. Yaşarım. Yapacak bir şey yok. Vallahi bağlantım o kadar harika değil. Şimdi buradan bir adım atacağım ve bana göre tek tek sınıf içerisinde nasıl uygulamalar yapabilirizin yerine 3 tane bir dakika desteği atmışım. Çok özür dilerim. Destekten de kastımız şu. Az önce bir organizma vardı. Bu organizma içerisindeki tüm paydaşların çeşitli şekillerde desteğe ihtiyacı olabilir. Mesela nasıl örnek verelim? Ben hemen küçük bir hikaye anlatayım. Ben yurt dışından döndükten sonra birkaç sene sonra bölüm başkanımız Ayşegül Hoca güzel bir ev vardı, bahçesi de vardı. Dedi ki çocuklar dedi toplanın dedi bu hafta sonu benim bahçeye gelin bir sohbet edelim, yiyelim içelim, herkes bir şeyler getirsin, bir sohbet edelim dedi. Tamam dediler. Ve onlar tamam dediği anda benden şakır 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 terler boşalmaya başladı. Neden terler boşalmaya başladı? Şunun için. Çünkü ben sosyal problemleri olan bir adamım. Benim oralarda insanlara sohbet edebiliyor olmam için bir hazırlık yapmam lazım. O da şu. Bütün insanların tüm özelliklerini düşünürüm. Onların kurabilecekleri sohbetleri planlarım. Onlara benim başlatabileceğim yani iletişim girişimlerini kurgularım ve onların bunu akıtmalarını senaryosunu kafamda canlandırıp ona göre davranış örüntülerimi kurgulamaya çalışırım. Böyle ne yapabilirim? Otizm konuşuyoruz yani. Tamam diyeyim ama bazı tuhaf belirtilerim var. Neyse. Gidiyoruz şimdi Ziya hocamız var. Ziya Tabil hocamız bölümde. Necdet dedi beraber gidelim mi? Aynı arabayla atlar gideriz dedi. Allah dedim ya hocam ilaçsın. Şimdi Ziya hocamızın şöyle bir özelliği vardır. Adam sosyal beceri gurusu. Yani her ortamda hayatta kalabilir. Öyle bir şey yok. Yani adamı atın bir yere. O orada hayatta kalır. Birlikte
yurt dışına proje seyahatlerine gittik. Herhangi bir yerde, herhangi milletten birisiyle bırakmanız yeterli. 5 dakika sonra müthiş bir iletişim içerisinde bulursunuz kendisini. Ya inanılmaz yetenekli bir adam. Yolda gidiyoruz. Bak hocam dedim. Ben bir şey yapacağım. Kusura bakma dedim. Ne yapacaksın dedi. Hocam benim durumum bu dedim. Anlattım. Arabayı Ziya Hoca kullanıyor. Eli direksiyonda şöyle bir döndü bana kafayı çevirdi baktı. Şöyle manyak mıdır nedir acaba kapıyı açıp atsam mı diye düşündü herhalde neyse. Sonra bak hocam dedim. Gideceğiz. Ben yarım adım arkanda duracağım. Sen milletle konuşacaksın. Senin açtığın sohbetten ben içeriye sızacağım çaktırma dedim. Ne diyorsun oğlum sen dedi. Vallahi durum bu hocam dedim. Şimdi bu benim problemim. Ve ben bunu Ziya Hoca ile Kıbrıs'a gittiğimde kullandım. Toplantılara katıldığımda kullandım. Mesela bir yere gidiyorsak ben bunu kullanırım arkadaş. Ziya Hoca'nın arkasında pıt 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 boyu da uzun. 1.90 küsür, enli yapılı. Hemen arkasında tık 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 gruba giriveririm. Tamam benim için sorun çözülmüştür. Şimdi karşıdan baktığınızda karşınızda tık 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 konuşmakta olan bir herif var. Yani çenesi bitmiyor gördüğünüz gibi. Ama onun oraya gittiğinde ve o toplantı, o görüşmeden 3 saat sonra çıktığında üzerinden kamyon geçmiş gibi oldu. Sadece orada o etkileşime girme çabasının bile onun ne kadar büyük yorduğunu ve günlerce devam eden bir sıkıntıya yol açtığını, sürekli olarak kafasındaki oradaki şeylerden kendisine ipuçları çıkartarak analiz etmeye devam ettiğini, kafasının arka tarafında sürekli bunları analiz ettiğini ve bu analizlerden kendisine yeni örüntüler kurgulamaya çalıştığını, çünkü ayakta kalmak durumunda olduğu bu sosyal çevre içerisinde bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyor olma halini düşünmeniz gerekiyor. Şimdi tüm bunlara baktığınızda, otizmli bireyleri de ele aldığınızda benzer bir örüntü görüyor musunuz? Bambaşka şeyler gelebilir. Şimdi nörobilim çok hızlı gelişiyor. Ve son zamanlarda bize organizmaların ne kadar farklı ihtiyaçları olduğunu ortaya koyabiliyor. Ve otizm konusundaki çalışmalarda stres bozukluğu onlarda çok daha yüksek. Kaygı bozukluğu onlarda çok daha yüksek. Diğer psikiyatrik bazı durumlar onlarda çok daha yüksek. Kabızlık bile onlarda daha yüksek. Yani öyle noktalarda bu çocuklarımız destek ihtiyacını duyabilir ki bunu yaşayabilecekleri bir ortama ihtiyacımız var. Aynı şekilde öğretmenin de ihtiyacı var, velinin de ihtiyacı var, yöneticinin de ihtiyacı var. Hatta ve hatta okulun temizlik işlerine bakan insanların bile orada o organizmanın sağlıklı bir parçası olabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Mesela etkileşime dayalı öğretim yöntemlerinde uygulanan, okul çapında uygulanan uygulamaların bir tanesi şudur. Okulun temizlik personeline bile çocuklarla nasıl etkileşim başlatacakları, onların iletişim başlatma çabaları nasıl tepki verileceği öğretilir. Ki okul kültür yapısı içerisinde bir oluşabilir. Herkesin desteğe ihtiyacı olabilir. Aa bak gözlük takıyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Bunu nasıl elde edeceğiz? Peki bu saydığımız 3 tane parçayı nasıl elde edeceğiz kısmında? 1. Sınıf içi değerlendirme ve yaptığımız işleri, öğretmen olarak yaptığımız işleri veriye dayandırma. Bizim, şimdi benim birlikte çalıştığım doktorasını yürütmekte olan Nilüfer Altun'un da doktora tezi bu konuda veriye dayalı karar verme. Son dönemde bazı örnekler görüyoruz ama bizim tezde bahsettiğimiz konu orada bahsedilen konu değil. Onu öncelikle bir ayırayım. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Çevredeki uyaranları bir bit veridir. Ve o her bir bit veri öğretmene bir şekilde akar. Siz bunu ne olarak biliyorsunuz? Uyaran olarak biliyorsunuz. Bu akan uyarana öğretmenin kafasında bir düşünce filtresinden geçer. Ve o düşünce filtresi çok basit bir şekilde çok kesiliyor farkındayım. İnternet bağlantım maalesef kötü gidiyor şu anda. Çok özür dilerim. Umarım birazdan biraz daha toparlar. Ve o veriler öğretmenin zekasında bir karara erir. Ama önemli olan zaman içerisinde sistematik olarak
izlenime yer vermeyecek bir düşünce biçimine geçebiliyor olmak. İzlenimlerle değil, elimizdeki verilerle, adım adım, parça parça, hız yapmaya gerek duymadan, müfredatı yetiştirme derdine düşeceğim diye uğraşmadan ilerleyebilmeye çalışmalıyız. Şimdi evrensel tasarım ve olumlu davranış desteği var. Halihazırda ben sınıf içi değerlendirmeye bu kadar girmişken, şurada yeni slaytımla devam edeyim. Sınıf içi değerlendirmeyi tanıma amaçlı yapmamız gerekiyor. Tanımlama esaslı değil. Şimdi bir, benim tanımlamaya ya da tanımlamaya ihtiyacım var mı? Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Yani sağlık raporu almış bir çocuk, akranlarından anlamlı farklılaşma durumuyla birlikte bana gelmiş veya halihazırda sınıfımda daha tanı almamış bir çocuk. Tıbbi tanısını aldıktan sonra eğitsel tanı ya da zaman içerisinde, kısacık bir zaman kesitinde çocuğun çok açılı, çok boyutlu özelliklerinden daptaracık bir parçayı almak, kime ne sağlıyor sorusunu soruyor olmamız gerekiyor. Mevcut tanımlama düşüncesiyle sınıf içi değerlendirme birbirine çok girmeye başladı. Yani pandemi başladığından beri çok sayıda şey izledim, oturum izledim. Belki 60-70 tane oturum izledim. Ve bu tür konuların konuşulduğu oturumların büyük bir kısmında değerlendirmeyle eğitsel değerlendirme ve eğitsel tanılamanın keşmekeşe dönüştüğünü görüyoruz. Eğitsel tanılamayla eğitsel değerlendirme aynı şey değildir. Eğitsel değerlendirme aslen bizim sınıfta yapmakta olduğumuz iştir. Tanılama ayrı bir şeydir. Tanılama kesit almaktır. Zaman içerisinde değişimi görmek için yapılması gereken şeydir. Siz bütünleştirme sınıfı istiyorsanız otizmli bir çocuk için ya da kapsayıcı eğitim istiyorsanız otizmli bir çocuk için yapmanız gereken şey o çocuğu tanımak, tanımlamak değil. Her gün o çocuğa aha işte bak otizmli olduğuna dair bir tane daha veri buldum. Ha işte 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 bak bu da otizmle göstergesi. Demiyoruz ki. Bizim yapmamız gereken şey çocuğun özelliklerini, gereksinimlerini, ilgi ve isteklerini tanımlıyor olabilmek. Bu kadar. Bunu yaparken bilimsel basamaklarımızı uyguluyor olmak, sistematikliğimize dikkat ediyor olmak, kayıt almaya dikkat ediyor olmak. Yani son 4-5 senede temel eğitim sınıflarında girdiğimiz özel eğitimcilere hiç bulaşmayacağım bile. Ondan sonra özel eğitimcilere niye bu kadar yükleniyorsun diye bana mesaj atıyorlar. Bir şey demeyeceğim ama içimden geçenleri siz biliyorsunuz. Allah'ım sen biliyorsun duası gibi bu. Sınıfları gezdiğimizde öğretmenlerin bir basit notu dahi olmadığını gördük. Ya da onlara çocuklarını kaydedebilecekleri portfolyolar kullanmalarını önerdik. Sene biterken bana telefon geldi. Sahada ziyaret ettiğimiz okulların müdüründen şunu diyor. Hocam diyor, sınıflarımızda yer açmaya ihtiyacımız var diyor. Proje için verdiğiniz kutuları atabilir miyiz? Onlar portfolyo kutusu. İçinde değerlendirmelerin olması gerekiyor. Atabilir miyiz dedi. Hocam bu benim cevap verebileceğim bir şey değil. Sizin takdiriniz nasıl isterseniz öyle yapın dedim. Telefonu kapattım. Yani gerçekten bir anda dağıldım. Çünkü verebilecek bir cevabım kalmadı. Ne diyeyim sana? Çoklu kaynaktan doğrayıcı veri toplamak. Mesela öğretmenlerin en büyük yaptığı hatalardan birisi olarak şunu gördük. Nilüfer de belki kenardan katkı atar. O da tezinde uygulamasında şunu gördü. Öğretmenlerin sistematik kayıt almadığı gibi sınırlı uyaranlarla otizm anlatmamıza gerek yok hocam. Çocuğu anlatmaya ihtiyacımız var. Bizim çocuğu anlatmaya ihtiyacımız var. Otizmin getirdiği bazı problemler zaten çocuğun üzerinde. Ve yelpazesi bu kadar geniş bir spektrumda nasıl olsa her birinin birbirine benzemediğini söylüyoruz. İstediğimiz kadar otizm anlatalım. Ne olacak ki? Bir şey değişmeyecek bizim için. Öğretmenin anlık gözleminin zaman içerisinde çocuğa yapışması ve değişimlere dönük olarak yeni bir düşünce biçimine neden olmaması şeklinde gidiyor problem. O yüzden çocuğun hakkında verinin oluşabilmesi için Nilüfer'cim sağ ol, deneyimleriyle karar veriyorlar. Ama deneyimlerin kanaane, gözlemler paydaşlarla olan görüntüler mi? Bütünleştirmenin organizma olduğunu söyledik. Organizma bir
Mesela son dönemde çıkan şeylerden birisi sindirim sistemi üzerindeki çok sayıda bakterinin Parkinson, Alzheimer ve üzgünüm ama son dönemde otizme dönük bazı ipuçları da hızla artmaya başladı. Bazı bakteri konuları otizm spektrum bozukluğunda görülen problem davranışların görülme şiddetinin yükseldiğine dair ipuçları ortaya koymaya başladı. Yani oradaki her şey taneler şeklinde değil, bir bütün olarak ele alınması gerekiyor ve birbirini karşılıklı olarak sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Bizim bunu yaptığımız zaman virüsün olma şansı var. Peki devam edelim. Sırf içi değerlendirmek burada. Şimdi evrensel tasarım ve son dönemde bir kavram çok anılmaya başlandı. O da şu. Öğretim farklılaştırma, öğretimsel farklılaştırma diye bir kavram konuşuluyor. Öğretimsel farklılaştırma ile evrensel tasarım aynı şeyler değil. Öğretimsel farklılaştırma, evrensel tasarımın ilkelerinin uygulama alanına aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlamak için öğretmenin moderasyonunu yapması için düzenleme anlamına geliyor. Yani ben çocuğun öğrenmesini sağlamak için bir moderatörüm ve orada kullandığım şeyi o otizmini veya diğer özellikleri her neyse o çocuğun özelliklerine göre modere edip çocuğa sunabiliyor olmam ve ondan geleni dönüştürüp tekrar öğrenme fırsatı haline döndürebiliyor olmam gerekiyor. Ama bu sadece burada bitmiyor. Erişimin ve katılımın öğretimsel farklılaştırma belli bir boyutunu açıyor olsa bile evrensel tasarım dediğimiz şey aslında bir düşünce yapısıdır. İnsanların kendi bünyelerinden, kendi özelliklerinden gelen şeylerini bulundukları ortamda maksimum yeterlilikle kullanmaları anlamına gelir. Sol el, sağ el örnekleri çok verilir. Makasın iki deliğinin küçültülerek yuvarlak haline getirilmesiyle sağ sol ele getirilmesi. Ama şunu unutuyoruz. Evrensel tasarım bize şunu da öneriyor. Benim çocuğa öğretimim içerisinde sunum şeklimi alternatifli kullanmam ve onun bana cevap verebilmesi için alternatifli yol izin vermem ve bunu sınıf içi değerlendirmemin parçası olarak bana anlamlı bilgi bütününe dönüştürmem. Çocuğumun diğer çocuklar gibi yazılı tepki vermesi yerine resimle, dansla, müzikle veya başka bir yolla tepki verebilmesi. Mesela anaokulu, daha doğrusu ana sınıfından bir tane örnek vereyim. Daha önceden yaşadığım bir örnek. O da çok basit. Şu, öğretmen yapmaması gerektiği halde anormal derecede matematikte okuma öğreten bir öğretmendi. Ben de pek karışmak istemiyordum ama kendisi çok yoğun bir şekilde gidiyordu. Bir gün bana geldi ve bir soru sordu. Hocam bütün çocuklar 19'a geldi, benim çocuk 2'de. Pardon hocam dedim, 19 ne diyorsun? Sayıları öğretiyormuş. Diğer çocuklar 19'a kadar yazmayı, tanımayı ve telaffuz etmeyi öğrenmişler. Sınıfındaki riskli çocuklarımızdan bir tanesi, tanı almak üzere olan çocuklarımızdan bir tanesi 2'de kalmışmış. Böyle dedi. Biraz sohbet ettik. Dediğimi anlamaya çalıştı. Gitti. Sonra annesine dili döndüğünde bir şeyler söylemeye çalışmış. Annesi eve girdiklerinde, kapıdan içeriye girdiklerinde evin karosunda dönmüş, ayağının ucuyla karonun üzerinde bir yazmış. Bir demiş. Çocuk da diğer karonun üzerinde bir yazmış. Ve sonra 2 demiş, çocuk 2 yazmış. 5 demiş, 2 ayağının ucuyla karonun üzerinde 5 yazıyor. Bunu oyuna dönüştürmüş ve annesiyle kakara kikiri 19'a kadar bütün sayıları yazmış. Yani diğer sınıfın diğer üyelerinin gerisinde kaldığını düşündüğü çocuk alternatif bir cevaplama yöntemiyle öğretmeninin sınıfın içerisinde diğer çocuklara öğrettiği şeylerin hepsini öğrendiğini ortaya koymuş. Yine otizm tanılı anaokulunda olan bir çocuğumuz vardı. Sınıfa sokamıyorlardı. Ve o sınıfa sokamama mücadelesi içerisinde annesiyle konuşuyorum. Annesi Moldovalı, Gagavuz Türk'ü, Türkçe konuşuyor.
Çok tatlı bir kadıncağızdı. Yani muhteşem bir insandı. Eşini de kaybetmiş. Çocuğunun öğrendiği şeyleri anlatıyor. Aklım çıktı. Sınıfta ne oluyorsa hepsini evde gelip annesine tekrar ediyormuş herif. Aferin sana dedim. Aferin sana. Sınıfa girmeden öğrenebiliyor. Acaba burası nasıl destekledi? Evrensel tasarımın bu şeylerin herkes için olma mantığı bize şunu getirmesi gerekiyor. En başta düşünsel olarak, öğretmen olarak kafamızın açık, demokratik bir düşünce anlayışına ermemiz gerekiyor. Yani sınıfta benim talep ettiklerimin ya da öğrenmenin göstergesi olarak varsaydığımız tepki biçimlerinin alternatifleri olabileceğini hatırlamamız gerekiyor. Devam ediyorum. Sonuncu parçaya geçeceğim. Süreyi toparlamaya çalışıyorum. Ha ve olumlu davranış desteği ya da piramit modeli dediğimiz modelin okul kültürlerini desteklemek için bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Yine bu girdiğim seminerlerde, izlediğim yerlerde korkunç bir durum var. Kimse kusura bakmasın. Alınan da alınsın. Olumlu davranış desteği UDA değildir. Pekiştireç kullanmak değildir. Olumluyu gör, olumsuzu görme demek değildir. Davranış değiştirme yöntemi ya da yaklaşımı değildir. Kişisel gelişim konusu hiç değildir. Siz okulunuzda o kültürü herkesin hayatta kalabileceği, öğrenebileceği, güvende olduğu, hoş gelmişlik hissi içerisinde karşı bir ortama dönüştürmeniz gerekiyor. Ve bunu yaparken de bir tanesi şu. Evrensel tedbirler geliştireceksiniz. Bu evrensel tedbirler içerisinde devlet okullarında görev yapan arkadaşlar bilirler. Mesela merdivenlerde şeyler vardır. Yürüme yönlerini gösterecek şekilde merdivenlerden iniş yönü, çıkış yönü. Ya da duvarlarda gidiş yönleri gösteren ipuçları vardır veya başka şeyler vardır. Bunlar evrensel tedbirlerdir. Kuralları koyarsınız. Okul içerisinde nasıl davranacak, sınıf içerisinde nasıl davranacak. Bu kurallar evrenseldir. Bunları öğretmek için şunu yapmak, yazılı göstermek, eline görsel ipuçları koymak, duvarlara resimlerini asmak, bunun için pekiştirici uygulamaları yapmak bir seçenektir. Siz bütün bunları yaptığınızda okulunuzdaki, yani bu evrensel tedbiri aldığınızda okulunuzdaki çocukların zaten %85'i buna tepki verecek. Siz bunun üstüne bir katman daha çıkabilirsiniz. Evrensel tasarımları, evrensel tasarım diyorum. Evrensel müdahaleyi orada kurguladığınızda bununla ilgili yapmakta olduğunuz şeyleri yapmaya devam edeceksiniz. Ve bunu yaparken sınıf içerisinde bazı çocuklarımız için şunu yapmaya başlayacaksınız. Kendini izleme çizelgesi kullanacaksınız. Görsellerle bunu destekleyeceksiniz. Otizm için çok güzel bir seçenek. Efendim, kendini pekiştirme kullanacaksınız. Veya alternatifli taktikler kullanacaksınız. Benim yine yüksek lisansımda birlikte çalıştığım Pelin Kovancı vardı. Pelin'in kulakları çınlasın. Okul öncesi dönemde okul kültürü değiştirmek demektir olumlu davranış desteği. Okuldaki ispiyonculuğun olumlu kullanımını geliştirdi sınıf içerisinde. Her çocuk sınıftaki arkadaşlarıyla ilgili olarak sınıfta olumlu bir davranış gördüğünde öğretmenim Hatice çöpünü çöpe attı. Necdet konuşmak için elini kaldırdı öğretmenim. Ona da şundan verelim diye arkadaşının olumlu davranışını gözlemleyip onunla ilgili sınıf içerisinde bu konuşmayı yapar hale geliyor. Ve bunu yaptığınızda dikkat edin. Sınıfın tamamı uygun olan üzerinden kurgulanmaya başlıyor. Yasak üzerinden değil, kural dışına çıkmak üzerinden değil, haramlar üzerinden değil. Tamamen düşünce biçimi yapılması gerekenler üzerinden kurgulanmaya başlıyor. Ve bunun üzerinde şimdi evrensel olarak uygulamamız vardı. Araya kattığımız bir katman daha vardı. Hala öğrenemeyen bir grup çocuğum kalıyor. O grubunda okuldaki oranı %5 ve altında kalıyor. Siz onlara birebir eğitimle, doğrudan öğretimle, garanti eğitimleri kurarak, birleştirerek evrensel tedbirleri de anlamasını sağlayacak şekilde doğrudan bireysel hizmet vermeye başlayabilirsiniz. Bu çocuğumu ben hala otistik diye veya başka bir şey olarak etiketlemeye ihtiyacım yok.
Bunu yaptığım zaman hala aylarca süren çabalar sonunda eğer çocuk bana tepki vermiyorsa o zaman ben bu çocuğu arttırılmış özel eğitim hizmetleri için ayrıntılı değerlendirme ihtiyacı vardır diye RAM'a gönderebiliyor olmam gerekiyor. Bana göre otizmli çocukları tanılasanız da tanılamasanız da doğrudan 3 yaştan itibaren okul öncesiyle birlikte her ne derseniz deyin demokratik anlayışın olduğu, sınıf içi uygulamaların devam ettiği ve herkesin beslendiği bir konuma taşıyabiliyorsak bizim tıbbi tanılamayı tekrar eden bir tanılama sürecine girmeden çocukların bireyselleştirilmiş eğitimlerini kendi sınıfımız içinde şimdi çok küçük bir örnek vereceğim. Az önce bir üçgen anlattım size. %85 evrensel tedbire cevap veriyor dedim. %10 cevap veriyor dedim. %5'in de %2'si, %3'ü cevap veriyor dedim. Geriye bir %2'lik, %3'lük grup kalıyor. Onları da ne yapıyoruz? RAM'a gönderiyoruz. RAM'a gönderilen çocukların kaç tanesi kendi sınıfına geri dönüyor, kaç tanesi ayrıştırılmış eğitim ortamına gönderiyor? Şu anda devletin, bakanlığın politikası sebebiyle ayrıştırılmış eğitim ortam sayısı azaldı ve daha doğrusu azalmadı ama eskiye göre açılış hızı azaldı. İçerideki çocuk sayısı göreceli olarak daha kontrollü. Gönderilen, ayrıştırılmış sınıflara gönderilen çocuk sayısı gittikçe daha sınırlı hale geliyor. Bunun anlamı şu, sizin okulunuzda 100 tane çocuk varsa bunlardan 2-3 tanesini RAM'a gönderebilirsiniz. Bunlardan belki bir tanesi ayrıştırılmış eğitim ortamına gider. Yani bütünleştirme kaderiniz, yapacak hiçbir şey yok. 100 çocuğunuzun 99 tanesi sizinle birlikte kalmaya devam edecek. Bizim ülkemizin istatistikleri bize bunu söylüyor. Ve buradan baktığımızdan itibaren az önce bahsettiğimiz bu çerçeveleri kurmaya başladığımızda bile çocuklarımız sağlıklı adımlar atma yönünde şeyler yapabilir. Şimdi son yansı peki yine Slido 55363 cihazın özel eğitimin burada ne işi var? Ben bu arada yazılanları bir yandan okuya durayım. Server, okuduğum bir çalışmada çocuğun ihtiyaçlarını gözünden anladığını söylemiş bir öğretmen. Öğretmen anlar. Vallahi anlar Server. Bak bundan emin ol. Ben bayılıyorum o şeye. Bireysel farklılık kavramı öldü zaten. Bireysel farklılığın nasıl anlamlandırıldığıyla ilgili olarak maalesef ciddi kaygılarım var. Hele hele şu uzaktan eğitim süreci içerisinde EBA ya da mesela Instagram'da çok yapılıyor. Bana göre külliyen haram. Materyal paylaşımı gerçekleştiriliyor. Her materyal her çocuk için değildir. Ne olur öğretmen arkadaşlar, önünüze gelen geliştirdiğiniz her materyali ortaya atmayın. Evde bunu uygulamaya çalışıp da başarısız olan öğretmeni nasıl bir aileyi nasıl bir çukura attığınızı lütfen anlamaya çalışın. Yani materyali bireyselleştirmiyorsanız zaten çok büyük bir sorun vardır. Siz ancak materyali basitleştiriyor olabilirsiniz. Ha, bu büyük bir sıkıntıdır. Hocam yeni gittiğimiz okullarda da öğrencilerin önceden neler yaptığını sorduğumuzda ı ile başlayan cümleleri kuruyor. Belgelendirme, kayıt tutma zaten yok. Denecek kadar az. Maalesef evet az önce gördüğümüz söylediğimiz şey doğruluyor. Evet Server maalesef öyle demiş Nilüfer sağ olsun. Hocam onu diyorum herkes otizm anlatmanda özellikle de eğitimciler. Ha hocam niye anlatıyoruz? Anlatmayalım. Vazgeçelim biz bu işten. Otizmde kendini izleme çizelgesi hangi davranışları gözlemleyebilir? Valla otizmde kendini izleme çizelgesi çok basit söyleyeyim. Sınıf içi değerlendirmede öğrenmeyi destekleyecek şekilde aslında sizin kullanmakta olduğunuz ölçüt bağımlı testlerle ya da kontrol listeleriyle küçücük oynadığınızda onların her biri kendini izleme çizelgesidir. Çocuklarınıza bunu görsellerle birleştirerek, çocuklarınıza bunu videolarla parçalı, becerilerin parçalanmış haliyle gösterdiğinizde
Çocuk bunu yaparak oraya etik etmeye başladığında bunların her biri çalışma davranışlarıyla kullanıldığına dair uygun olmayan sınıf içi davranışlarla ilgili olarak, öğrenme süreçlerinin destekleyen çalışma davranışlarıyla ilgili olarak, iletişim davranışlarının sosyal becerilerin geliştirilmesiyle alakalı olarak her şeyle ilgili kendini izleme çizelgesi bulabilirsiniz. Ben reddetme için çalışmıştım hocam. Aylar çabalık bu formunu söylemeyi çok sanmıştı öğrencim. Bitti. Bir de şöyle bir şey var. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Otizmin ne kadar bir geniş bir spektrum olduğunu konuşuyorduk az önce. Bu spektrum içerisinde her aracın ya da her yöntemin her çocukla başarılı olacağına dair bir şey yok. Gene alanda karmaşık bir terminoloji kullanılıyor. Bilimsel dayanaklı uygulamalar mı, kanıt temelli uygulamalar mı muhabbeti yapılıyor. Maalesef onlar kanıt temelli uygulamalar. Kanıt temelli uygulamaların bile içerisindeki tartışma noktası şudur, hatırlanması gereken nokta şudur. Her yöntem her çocuk için değildir. Bazı yöntemler bazı yaş gruplarıyla, bazı davranış özellikleriyle ya da bazı öğrenme ortamlarında veya bazı katılımcıların ya da paydaşların varlığında farklı sonuçlar verebilir. Şimdi Slido'ya gidiyorum. Üçüncü sorumuzun neymiş, cevabında neler gelmiş ona biraz bakalım. Oo, idealde rolü yoktur. Bilemem. 15 tane yanıt gelmiş. Arttırabilirseniz sevinirim. Yardımcı olma olabilir. Destek olabilir. Sadece parçasıdır olabilir. Rehberlik olabilir. Bu rehberlik kavramı son özel eğitim kongresinde ve son öğrenci kongresinde özel eğitimciler bütünleştirmenin neresinde tartışmasında çok konuşulan bir konu oldu. Bence konuşmaya ve değerlendirmeye devam etmemiz gereken bir konu. Bizzat uygulayıcısıdır denmiş. Yorumdur, bir şey diyemem ama destekliyorum, hiç diyemem. Bireysel farklılıkların yoğun olduğu sınıflardır, özel eğitim sınıfları bu sebepten rolü başroldür. Bütünleştirme özel eğitim sınıflarında olan bir şey değildir. O yüzden başrol benim için kabul edilebilir bir konu değildir. Adı bile özel eğitim oldukça her şey özel kavramı yanıtlar geldikçe oynuyor da kusura bakmayın gidiyor geliyor. Paydaştır, destekleyicidir, destek vermektir, bizzat uygulayıcısıdır şeklinde devam ediyor. Şimdi ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Aşağı yukarı sunum süresi olarak bir saati tutturdum gibi geldi. Eğer sorularınız varsa, doğrudan yazmak istediğiniz şeyler varsa onları ala durayım. Yoksa ben herkese katılımı için teşekkür edeceğim. Öncelikle Hatice hocama ve Özel Eğitim Araştırma Eğitim Uygulama Merkezi'ne de ayrıca davetleri için teşekkür ederim. Adamdan saydılar, saat verdiler. Çok sağ olun hocam. Yazacak olan yorumunuz ya da sorunuz varsa alırım. Yoksa ben sözü zevkle Hatice hocama devredeceğim. Bu arada okumaya devam edeyim. Çocuğun kendi bulmasıdır. Wow. Yardımcı kol, destekçi. Şeylerin herkes için olmasını sağlar. Birisi cümlemi çalmış. Dikkat çek. Baltalamaktır, paydaştır, destekleyicidir, destek vermektir. Uyarlama, destekleyici. 32. Bayağı güzel yanıtlarınız var. Teşekkür ederim. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Evet Yunus Emre'cim, biz de ediyoruz. Vahap Bey, İlhan, çok teşekkürler. Hatice Hocam bir şeyler diyorsanız ben duyamıyorum. Arkadaşlar duyuyor mu? Göremiyorum. Sizin sözünüzü kesmek istemedim. Necdet Hocam, Estağfurullah. kendinize has üslubunuzla, bakış açınızla güzel Doğal bir diyorsun hocam. evet, bu olmazsa olmaz bir şey. Çok da besleyici bir şey. Böyle serbest çağrışımlar, kafanızdaki o fırtınalar, farklı ışıkların yanmasını sağladınız yine. Her zaman sizinle sohbetten de hep çok zevk alırım. Söyleşilerde de hep birbirimizden de, ben de sizden de çok besleniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Merkezimizin bir etkinliğinde bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum size. Mütevazı olduğunuz için tabii ki bana da bir saat verdiler dediniz ama bu konuları en böyle bakış açısını farklılaştırıcı üslupta sizden de dinlemek çok keyifli oldu.
OSB'de bütünleştirme konusunda zaman zaman yine başka konuklarımız da olacak. Biraz Gülbin Hoca bahsetti bu konudan. Etkinliklerin sonunda biz işte OSB'de data modelini bir anlatacağız. O da biraz çok daha farklı sunuyor. Böyle zaman zaman bütünleştirme konusuna döneceğiz. Ben sadece şunu başkaları hep teşekkür ediyor. Ben soru sorayım madem. Soru geldi. Neşet Hocam. Şöyle, soru değil de bir şeye dikkat çekmek isterim. Bence de sizin girişte söylediğiniz gibi kaynaştırma, bütünleştirme, kapsayıcı eğitim vesaire bu kavramları kullanmamıza gerek kalmasa keşke. Keşke sınıflar o kadar adalet dağıtan yerler olsa ki bireysel özellikler ve gereksinimler çerçevesinde bu çocukların ihtiyaçlarına yanıt verebilsek. Çok iyi olur. Bu kavramları da şey yapmayız tabii ki, kullanmayız o zaman. Ama hala hazırda bu çocukların ihtiyaçları ya da işte meslek elemanları arasındaki iletişimi kolaylaştırması açısından, planlama açısından da galiba bu kavram konusunda da bir hemfirlik gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz Necdet Hocam? Hocam ben bazı şeyleri sürece bırakmak sanki daha iyi olacak gibi geliyor. Şundan dolayı mesela 1996 yılında Şaban Dede Beyefendi'nin Özel Eğitim Dergisi'nde çıkarmış olduğu makalede Milli Eğitim personeli kendisi, daha önceden de bunu bir iki yerde söylemiştim. Kapsayıcı eğitim lafını kullanıyor. Evet. Orada kapsayıcı eğitim kullanılırken biz aynı zamanda kaynaştırmayı kullanıyorduk. Sonradan da bütünleştirme geldi. Benim alandaki akışa ve zaman içerisindeki tartışmalarda oluşacak olan terminolojiye karşı hiçbir şeyim yok. Yani ben ileride bütünleştirme de diyebilirim. İleride özel eğitimle yani başka bir şey de kullanabilirim. Ama benim orada ayırıcı özelliğim şu. Ben sınıfın içerisinde özel eğitim konuşmak istemiyorum. Yani bütün mesela yine küçücük bir anekdot vereyim hocam. Finlandiya'daki uygulamada çok basit bir şey yapıyorlar. Sınıfta engeli olan bir çocuk varsa ve ona hizmet vermek için bir öğretmen gelecekse, bu özel eğitim lisansı olan birisi ise, bu kişi tüm sınıfa öğretmen olarak tanıtılıyor. Özel eğitimci olarak değil. Hı-hı. Ve bu kişi sınıfa girdiğinde bir çocukla değil, grubun tamamıyla ilgileniyor. Ve bütün grup o öğretmene dönük sorumlu ve aynı zamanda onunla birlikte çalışmaya hazır vaziyette. Bunu yapmalarının tek sebebi şu: bir kişiyi bir konuyla eşleyerek onun toplumsal stereotipik algıdan etkilenmesini engelleme çabası. Evet. Bizim ülkemiz bu konuda maalesef hala çok etiketleyici bir şekilde devam etmesinden dolayı ben sınıfın içerisine özel eğitimcinin çok doğrudan müdahale eder vaziyette ya da çocuğun destek eğitim sınıflarına alınıp götürülmesi şeklindeki uygulamalarla gönlüm iki çoş değil. Bu uygulamaların yeri sınıfın içerisine dönüşümlü olarak girebilecek, sınıftaki diğer çocuklarla bağlantıyı da oluşturabilecek şekilde o çocuğun takibi, eğitiminin revize edilmesi, o revize esnasında sınıf öğretmeniyle birlikte çalışma ve sınıfta o çocuğa sunulanları çocuğun özelliklerine daha fazla bütünleştirme için yardımcı olabilecek bir özel eğitimcinin varlığını kabul ederim. Ama yani bu öğretmen ne tam olarak özel eğitimci olarak çalışacak, ne rehber olarak çalışacak. Hepsini bünyesinde bütünleştirebilen bir öğretmen olarak çalışacak. Bunu yapabilen kişinin ben sınıfta olmasını çok canı gönülden isterim. Ve bizim yani kendi öğrencilerimizin de, ya kendi öğrencilerimiz derken Gazi'den bahsetmiyorum, özel eğitim bölümünde yetişen öğrencilerin de çok basit desteklerle, mesela kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek, işbirliği ve iletişim davranışlarını geliştirmek gibi alternatif yöntemlerle değerlendirme yapabilme, veriye dayalı karar verme mantığını kafaya oturtabilme ya da PDR alanının ve temel eğitimin daha çok konusu olan piramit modelleriyle ya da evrensel tasarım gibi konularla
daha geniş bir düşünme çerçevesine, yani siz de belki takdir edeceksinizdir, bilhassa rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde çalışan öğretmenler bir süre sonra hep benzer özelliklerle karşılaşmaktan farklı özelliklere sahip çocuklar ve bunları bir araya nasıl getirebilecekleriyle ilgili yetilerinde körleşme başlıyor. Bunu rahatlıkla aşmalarına yardımcı olabileceğimiz eğitim paketleriyle onların donanımlarını, hali hazırda olan donanımlarını daha etkili kullanabilecekleri bir yere dönüştürdüğümüzde belki gerçekten sizin de dediğiniz gibi kavram tartışmaya ihtiyacımız kalmayacak ya da sadece bir tanesini seçip bütünleştirme mi? Eyvallah bütünleştirme. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Biz bu işi bütünledik. Oldu bitti deyip hepimiz üzerine bir yer edip devam etmemizde hiçbir mahsur yok. Benim için sorun değil. Ben tartışmayı açmak için kapsayıcılığı da kullanırım, bütünleştirmeyi de kullanırım. Benim bulunduğum pozisyon itibariyle görevlerimden bir tanesi tartışma başlatmak. Yeter ki öğretmenler, eğitim camiası, içeriden gelenler ve bununla bağlantılı olarak akademik camia bu konu üzerinde bir fikir geliştirebiliyor olsunlar. 34 yanıtta kalmış 3. sorumuz. Daha yanıt atarsanız sevinirim. Atmazsanız da o kadarı da güzel. Onun dışında bilmiyorum ne diyebilirim hocam. Küçük bir anekdot. Az önce bir şey dediniz hocam. Onunla ilgili söyleyeyim. Bir toplantıya katılmıştım. Milliyetin Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vardı. Aniden bana bir soru sordu. Şimdi öyle bir damarıma bastı ki ben bunu cevaplamazsam ölürüm. Müsteşar Yardımcısına bir cevap verdim. Şöyle yaptı, elini attı çenesini, döndü. Hocamız da çok doğalmış dedi. Salonda bir kahkaha koptu. Yani farklı bir şey diyecek. Sanki sen böyle dedi. Anlaşıldı. Işte, evet. Var mı benden bir şeyiniz hocam? Konuşacağımız, tartışacağımız, böyle beyin fırtınaları yapacağımız nice toplantılarımız olsun. Böyle böyle herhalde alanı daha zenginleştireceğiz. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu akşam oldunuz. Gecenin bu saatinde çok yüksek sayıda katılımcı da bizi dinledi, bize katıldı, yorumlar yaptı. Sizin Slido'da, ben bu uygulamayı da bilmiyordum. Sorularınızı yanıtladılar. Böyle aslında Slido çok basit kaçıyor. Gençler çok daha fazlasını biliyorlar ama benim yaş itibariyle teknolojiyi reddetme aşamasına geldim. Ancak bunu becerebiliyorum. Siz öyle dersiniz. Biz ne yapacağız? Necdet Hocam. Yok estağfurullah. Siz bize zaman tokatlarsınız. Estağfurullah. Bu arada sanırım kadronuzda geldi ya da gelmek üzere. Ben ilk buradan kutlayan kişilerden birisi de ben olayım. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim hocam. Yolunuz açık olsun. Alana sizinki de kadro hocam. Evet. Ben de başvuracağım. Bir kadro imkanı oldu. Umarım ben kazanırım sınavı. Yazını hocam, her zaman doçentimizi aynı gün beraber aldık biliyorsunuz. İnşallah programın arasında da zaman farkı koymadan hep beraber bunun tadını çıkartırız. Tekrar birlikte kutlamak şansı olur inşallah. Evet, yüz yüze kutlarız. Çok teşekkür ediyorum Necdet Hocam. Çok teşekkür sağ olun. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Herkese teşekkürler katılmak için. Çok teşekkürler. Burcu Hocam söyleyeceği bir şey olabilir. Onu da dinleyip toplantıyı katılıp bitirebiliriz. Katılımcılarınıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi ki buradasınız. Aysun Hocam teşekkürler. Görüşürüz. Betül'cüğüm sağ ol. Burcu Hocam buyurun, söz sizde. Necdet Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Çok farklı bir bakış açısıyla yine bizlerleydiniz. O yüzden sizi dinlemek çok da keyifli oluyor. Burcu Hoca doğal diyemedi. Gayet güzel ve doğaldı hocam. Sağ olun. Katılımcılığın sayınız da zaten talebin olması da sizin farkınızı biraz ortaya koyuyor. Biz de çok memnun oluyoruz tabii ki bu kadar katılımcıyla bu gelin ben ödülü. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler. Teşekkürler.